İyi günler Adam Spor TV izleyicileri ve Spor Yayın TV izleyicileri. Bugün çok özel bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Herkesin konuştuğu, herkesin videosunu milyonlarca tıkladığı sevgili piyangocu dayı abimiz, Naim abimiz bizlerle birlikte ve sevgili Serdar Ata kardeşimiz de bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş geldin Naim Bey. Nasılsın, iyisin? Allah'a şükür iyiyiz. Evet. Sizi gördük daha iyi olduk. Çok, biz de çok memnun olduk. Teşekkür ediyoruz ayrıca. Öncelikle bir videoyu izleyelim dayı. Ondan sonra video üzerine konuşacağız. Tamam. Beşiktaş maçını konuşacağız. Tamam. Galatasaray maçındaki sözleri konuşacağız. Önce bir videoyu izleyelim. Tamam. Dur bakalım. Pazar günü Fenerbahçe Galatasaray karşı karşıya geliyor. Evet. Sizce maç ne olur? Galatasaray 1-0 maçı alır. 3 tane vururuz Cimbom'a. Hiç vuramazsınız. Gel bir dakika, şöyle bir gel bakalım. Gel şöyle bir yaklaşalım. Siz 3 tane mi atarız diyorsunuz? Lazlar'dan hiç duydun mu sen Fenerbahçe'yi seven? Sen hiç seni Fener tersten saplar. Sen ne diyorsun abi? Ya yok ya, onun ne demesine bakma. Galatasaray 2-0, 3-0 maçı alır. 2-3-0 alırız maçı diyor ama. Nereye döndersek o tarafa dönecek onlar. 3-0 alırız maçı diyor. 3-0 alırız biz maçı. 3-0. Varım da. Ha, koyun oraya. 500 koy bir. Evet dayı, videoyu da izledik. İzleyenlerimiz de izledi. Evet dayıcığım, ilk ben bunu soracağım. Bu video nasıl ortaya çıktı? Video hani nasıl? O abiyle nasıl ortaya çıktı? Şimdi, neden sana böyle bir şey sordu? Valla Karadeniz TV midir? Ne TV ise TV'nin bile ismini bilmiyorum. Evet. Çocuklar sunucu olarak gelenleri ben daha evvel kim 500 milyar ister şans kapıyı çalınca programına bir kere daha gelmişlerdi bana. Hı-hı. Bunlar geldiler. Direkt o Trabzon'un yanına gittiler. Onun da Trabzonlu olduğunu için Galatasaray'ı ben de destekliyorum dedi. Evet. Geldiler, ona mikrofonu uzattılar. O dedi ki evvela 1-0 olur dedi. Fenerbahçe Galatasaray 1-0 evet. Yener dedi. Aradan 60 saniye geçmedi. Tarifi 2'ye çıktı. Evet. Aradan 20 saniye geçmedi. Tarifi 3'e çıktı. Ondan sonra benim yanıma doğru, ben dayanamadım. Patladım orada. Mayın gibi patladım hemen. Dedim ki sen hiç gördün mü dedim 3 attığını dedim Fenerbahçe'ye. Kadıköy'de 3 attığını dedim. Fener tersten saplar dedim ben de o zaman. Evet. Ondan sonra geldi, sen 500 milyon koy, ben 1 milyar koyacağım, bilmem ne dedi. Dedim, sen simit yemiyorsun ki 1 milyar nasıl vereceksin bana dedim. İddiaya girelim. İddiaya yani. Girelim evet. Dedi. Ben dedim, senin paranı almak istemem dedim. Koy dedi, orada kesildi program. Ondan sonra, sen dedim, taraftar değilsin çünkü dedim, sen dedim, hep dedim cepheli konuşuyorsun. Trabzonsporlar hep bize cepheli konuştuğu için, hı-hı, benim de çok zoruma gitti. Ben dedim ki, rahat yeneriz dedim, 3 tane atarız dedim. Evet. Ben baştan dediğimi hiç değiştirmem. 2 atarız demin, 3 atarız. Ama Beşiktaş'a 2-1 atarız diyorum. 2-1 diyorsun. 2-1 diyorum. Peki dayı, maçtan sonra konuştun mu o abiyle? Maçtan sonra telefonu açtım. Hı-hı. Cevap vermemiştir, verdi mi? Açmadı. Gördün mü peki yani daha sonra? Çünkü gördüm, iki hafta oldu. Çağırdım. Kızı geldi avcılardan, havalimanında çalışıyor. Evet. Kızı geldi, teşekkür etti bana. Dedi ki amca dedi, meşhur olmuşsun dedi, haberin var mı? Dedim ki kızım dedim, ben 55 yaşındayım. Ben internete, Google'a nasıl girilir bilmem. Google nasıl olduğunu bilmem dedim. Millet geldi bana, dedim ki hangi takım? Ben değiştirmem takım. Fener trilyon verseler bana. Şirinevler'deki bütün dövizcileri bana verseler ben Fener'e değişmem hiçbir zaman için. Maşallah. Ben öyle Fenerliyim. Evet. Olsun, benim tek katlı bir gece kondu müstakil iki odalı bir salonlu bir evim olsun. Müstakil olsun. Ben öyle apartman Ataköy'de olmuş. Şirinevler'de olacak. İlla da giriş kat olacak. Yani diyorsun Fenerbahçe'ye hiçbir Fenerbahçe şey değişmem diyorsun dayı. Trilyon verseler yine değişmem. Evet. Peki yani nasıl geri dönüşler alıyorsun dayı? Herkes tanıyor mu seni yoksa artık? Ya hani dönüşler oluyor mu? Şimdi ben Fenerli olduğumu benim herkes biliyor. Biz 130 aileyiz Şirinevler'de Burdurlu olarak. 130 aileyiz. Herkes tanıyor. Ben babama diyordum. Babam bizim Cuma pazarında Sefa'ların evine, Sefa Kalyan'ın evine evet, giderken kahvemiz vardı. Babama diyordum Leburgaz'da asker arkadaşımın oğlu evleniyor, kızı evleniyor, bilmem ne diyordum, maça geliyordum. O zaman Cemil Turanlar, Saffet Sancaklılar, Kemalettinler, Saffet Akbaşlar, Müjdat Yetkinerler, hepsi top oynuyor, Rıdvan Dilmenler. Evet. Hep o zaman Büyük Mehmetler. Ben geliyordum, maçlara geliyordum. Bir geliyorum eve, sesim hiç çıkmıyor. Babam diyor, yine mi maça gittin diyor. Sen diyor, Lüleburgaz'a gideceğim dedin diyor. Yine diyor Fenerbahçe, Kadıköy'den hiç sesim çıkmıyor. Tabii bağırıyorsun. 2-3 gün yumurta içiyorum, bilmem ne derken ondan sonra kendime geliyorum. Önlüğü bırakırdım, aynen kaybolurdum.
Ufakken diyorsun, evet. He, yani ufakken dediysem yani 16-17 yaşlarındaydım o zaman. Her maça geliyordum. Her maça geliyordum Kadıköy'de. Stadın önünde çok battaniyeye sarıldım, beklediğim günler eskiden oldu. Değil mi? Öyleydi eskiden. Asıl tribünde sevda da menfaatsiz, karşılıksız menfaatsiz sevda da o dönemlerdeymiş. Yani hep evet, duyduğumuz, işittiğimizde geriye dönüp bakıp araştırdığımızda keşke o dönemleri bugüne taşıyabilseydik. Şimdi bana deseler, şahsen deseler ki sana 200 milyon dolar vereceğiz. Bir Galatasaray, bir Beşiktaş, bir Trabzonspor. Trabzon'u verseler Trabzon bayrağını elime de almam, tespisini bile sallamam. Öyle Fenerliyim ben. Ya yani öyle bir hani ama şey olarak fanatik yani diyorsun yani değil mi? Fanatik, saygı duyuyorsun ya, ama sevgi ya, olarak yok, söylüyorsun. Yok. Onu da yanlış Şimdi bana deseler ki şimdi rakibim Galatasaray değil mi? Galatasaray bizi yendi. Galatasaraylı benim de çok samimi arkadaşlarım var. Yediğim içtiğim arkadaşlarım var. Giderim o arkadaşımın elini sıkarım. Tebrik ederim. Bugün hak ettiniz. Hakla kazandınız diyebilirim onu yani. Yani ben ona küfür etsem, o bana küfür etse, birbirimizi kırsak daha kötü olur. Evet. Tebrik edeceksin. Futbolda centilmenlik dediğin en güzel şey var. Evet dayı, selam söylüyorlar bu arada Twitter'dan da. Dayımızı seviyoruz diyor. Hatta Fenerbahçeliler seni seviyor. Allah razı olsun. Herkes seviyor. Ben kimseye evet, 55 yaşındayım, iki çocuğum var. Ben Allah hiç kimseye karşılık kötülük yapmam. Ne diyorum, onlar okusun diye ben hayatımda ben daha 55 yaşından bir gün saat 10'a kadar uyumuş insan değilim. 2.30'da da yatsam sabah saat 5:20 geçe kalkarım. Maşallah dayıcığım. Şimdi benim Burdur'dan misafirim geldi. Dün gönderdim Antalya'ya. Florya Emniyet Müdür Yardımcısı onun tanıdığıymış. Hatta beni de aldı götürdü. Dedi ki yemeğe götüreyim abi seni de dedi. Dedim ki müdürüm teşekkür ederim dedim. Sen Hakan'dan çok ihtiyaçsa dedim benim numaramı al. Ben başka gün geleyim sana misafir olayım dedim. Şu an benim dedim mükelleflerim var. Çünkü okutmak zorunda olduğum bir kızım var. Şimdi babacığım para gönder dediği zaman ben ona postalamak zorundayım. Şimdi ben gidip de bankamatikten yatırmasını beceremiyorum. Parayı veriyorum senin gibi gençlerin eline. Çocuğumun şu numarası bu diyorum. Yatırttırıyorum icabına. Ama çalışmasam nereden alacağım? Ailem yok ki bir yerden. Doğru. Ailem olsa derim ki çalışmam anasını. Aileyi alacağım nasılsa. Bankamatiği sokarım. Alır parayı alır yatarım. Dayı zaten Galatasaray maçından önce bu vermiş olduğun röportajda bu milyonlara yayılan videodan sonra ve Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesinden sonra zaten aldığın dua alacağın trilyonlara milyonlara bedel zaten. Ya. Yani milyonlarca... Açıkçası dayı yalan değil, fenomensin. Şu an YouTube'da diğer izlenme yerlerinde felaket bir oran var yani. Milyonları aşan bir video bu. Şimdi bu şey dediğin onun kağıdını yazıver de ben Antalya'ya yayınlar şimdi beni ararlar tabii, biraz sonra. Yayından sonra yaparız dayı ne demek. Tamam. Peki dayı Fenerbahçe Beşiktaş maçına geçelim biraz. Galatasaray maçı bitti, kazandı. Herkes dediği gibi hayır duvarlarını aldım Fenerbahçe'nin. Belki Galatasaraylılar kızmış olabilir ama hiç böyle kötü yok, sözler söylemiyorlar. Yok. Çünkü sevimli bir şekilde. Tarih olduğum için ben evet, onlara öyle söyledim. Aynen. Yani ben öyle kötü, çoğunu da tebrik etmişimdir. Ama Galatasaray maçlarında da hep dediğim çıkmıştır yani. Tutturuyorum diyorsun. Geçmeden yani, önce de bir şey paylaşacağım. Az önce dayıya işte herkes seviyor seni, geri dönüşü ne şekilde oluyor demiştim. Ben tam bağımsız Fenerbahçeliler ekibiyle geçen hafta dayıyı yerinde geldi ziyaret ettiler. Şirin evlerde tezgahın başında ziyaret ettik. Dayı da habersizdi. Bir sürpriz yapalım dedik. Birçok yerde zaten görüyoruz. Baklavamızı aldık. Dayımızı tebriğe gittik. Futbolcuları tebrik ettik. Dayımıza tebriğe gidelim dedik. Geldiler yanıma. Ben orada de benim gördüğüm şöyle bir şey var. Zaten dayı kendisi de dediği gibi yıllardır aynı yerde aynı muhitte esnaf. Biz dayının röportajda söylediği sloganı beste haline getirerek birden bağırarak dayının bulunduğu o çarşının içine girdik. Hı hı. Ve bütün etrafımızdaki insanlar dönüp bize baktı. Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, genci yaşlısı, bayanı erkeği. Herkes zaten dayı tanıyor. Biz yanına gittik. Yaklaşık bir saat kadar orada muhabbet ettik. Dediğim gibi genç yaşlı ve takıma ayırt etmeksizin ki o gün Galatasaraylı genç bir arkadaş da geldi. Dayı dedi sen evet dedi. Tanınıyor tabii artık. Bildin dedi. Evet. Skoru söylemesen de yine maçın sonucunu söyledin, inandırdın dedi. Ve bunu diyen de Galatasaraylı bir arkadaştı. Yani genç yaşlı. Teşekkür ettim ben ona orada. Herkes dayıyı seviyor. Evet. Fenerbahçe. Görüyoruz gibi zaten aynen. Dayı. Dediğin gibi zaten dayı meşhur. Twitter'da, internet üzerinde, sosyal medyada şu an bile çığ gibi mesajlar geliyor. Evet. Pencerenin altında söylediklerini yazıyoruz dayı. Şimdi söylediklerini yazıyor arkadaşlarımız.
Onlar RT alıyor Twitter dilinde. Bayağı bir yoğun RT alıyorsun dayı şu an. Nasıl anlatırsan. Yani bayağı paylaşılıyor. En büyük, RT alıyorsun. En büyük hayalim Az Yıldırım'la birebir oturup bir bardak çay içebilmek hayatım. Onu inşallah gerçekleştirsin. Onu da yazı, o da iletilir merak etme dayı. O Twitter'dan mesaj. Çünkü Aziz Başkan içeri girdiği zaman ben çok üzüldüm. O zaman ah diyordum. Ben de gitsem bir ziyarete görebilsem, yani hastalığı dolayısıyla biliyordum çünkü şeker hastası olduğunu biliyorum, onun şeker hastası olduğunu, çünkü ben annemi şeker yüzünden kaybettim. Allah rahmet eylesin. Onun için hastalığın ne olduğunu ben çok iyi bilirim. Ben 55 yaşındayım, 22 gün sabaha kadar bekledim ben. Elimle su verdim anneme. Ben her sene iki kere giderim Burdur'a, annemi ziyarete giderim, Kur'an okuturum. Elimden geldiği kadar eşime, dostuma yardımcı olmak isterim. Fakirlere yardım ederim elimden geldiği kadar. Gücüm yettiği kadar. Evet. Peki dayıcım, Beşiktaş maçını soracağım. Beşiktaş maçını inşallah yüzümüzün hakkıyla 2-1 yeneceğiz. Öyle rüyalarımda öyle gördüm yani. 2-1 Fenerbahçe kazanacak. Çok önemli bir maç dayı şimdi. Fenerbahçe'nin Gençler Birliği mağlubiyeti. Beşiktaş'ın Gençler Birliği maçında ben öldüm. O Volkan'ın hataları beni öldürdü. Ben var ya kaldım böyle, kalkamadım böyle. Nasıl çıktı biliyor musun? Ben oturdum böyle seyrediyorum, Dijitürk'te seyrediyorum. Abdü Baba diyor üzülme diyor. Ben dedim diyor İlhan Cavcav leblebisi yiyeceksiniz bilmem ne diyor bana. Ya Abdü Baba Allah'ını seversen dedim ya. Siz dedim bırakın dedim bu lütufları dedim ya. İlhan Cavcav'ın borcu yokmuş da bilmem ne. Ya İlhan Cavcav Ankara'yı bana mı verecek dedim, İlhan Cavcav savunuyorsun sen dedim. Bırak dedim ya. Adamın ahtı gitmiş bahtı kalmış dedim ya. Ama yıllardır şimdi. Ya 37 tamam. Yıldır başkanlık ya, tamam. Yapıyor onu da. Hani, saygı duyuyorum. Tabii şimdi, saygımız var. Yıldırım'dan bakarsak 20. seneye geldi. Diyelim neredeyse abi. 20 olacak. Evet. 40 sene yaşlanmış gibi ki zaten futbol son yıllarda öyle bir sürece girdi. Yani bir Badireler geldi başkanımızın başına. Şimdi durduğun zaman. Tabii. Bir senede saçları beyazlıyor insanın, bunu çok yani, bir fazla şahit oldu. Teknik direktörlerden mesela Hamza Hoca'nın var mesela en son Galatasaray. 3 ay önce daha bir beyaz, şimdi beyazlar çıkmış. Aykut Kocaman'ı düşünürsek 3 Temmuz süreci. Evet. O simsiyahtı saçlar bembeyaz oldu. Kolay bir iş değil. Peki dayı goller kim atar? 2-1 diyorsun ama hani golleri kim atar? Golleri Musa Şoğlan Kayt atacak. Kayt. Emenike için ne diyorsun dayı? Emenike çok formsuz Emenike. Bir gitsem Emenike'yi var ya Emenike'yi... 3-5 Emre ile ikisine Volkan'a üçüne 2-3 kelime söyleyeceğim yani. Emenike'ye kızgınsın da yani yutkunarak konuştun. Ya kızgınım, çok seviyorum aslında onu. Parende atmalarına bilmem nelerine hastayım ama yani en azından böyle bencil oynamayacaksın. Sporcu dedin, kendini bilecek. Topu atacak, rakibine dahi olsa gol attıracak. Şimdi ben sana atmayacağım topu, buna atmayacağım topu olmayacak. Top ayağında fırsat gelmişken 90 dakika içinde skoru değiştirebiliyorsun. Evet. Emin ki pası atsa orada arkadaşı gol atar, takım kazanır. Evet. Takım gol atarsa Fenerbahçe kazanır. Biz de mutlu oluruz. Dayı, onlar da mutlu olur. Ben şeyi sormak istiyorum sana. Şimdi medyada çok Emin ki uzun haftalardır gol atamıyor. Hep şey diyorlar, Emin ki büyü yapıldı diyorlar. Yok ben öyle bir şey, bu Emenike büyüye Emenike bencil oynamasın, Emenike düzelir, Emenike form tutar, Emenike Fenerbahçelilerin istediği futbolcu olmak zorunda yani. Bir gol atsa kendine gelecek. Zaten. Gelir. Fenerbahçe'de Emenike bir aydır, Sov bir aydır ve bu 3 aydır gol atmıyor. Yani forvet attığını söylüyorum Kayt'ın da, çünkü Kayt zaten 2 hafta önce attı. Yani şimdi millet Kayt'ı beğenmiyor, ben Kayt'a bayılıyorum valla. 34-35 yaşında diyorlar, 35 değil isterse 40 yaşında olsun, adam hakkını alıyor, hakkını veriyor. Futbolcu olarak hakkını veriyor yani. Evet. O böyle mutlu oldu mu biz de böyle para kazanmış gibi oluyorum, sanki primleri bana veriyorlar. Dayın dediği gibi ya, şimdi bu dayı zaten yıllardır nasıl sevdiğini, hiçbir şey değişmeyeceğini anlattı. Evet. Taraftarların her takım için bu geçerlidir. Taraftarlar zaten bağımlı olduğu kulübe, camiaya, o futbol takımına veya spor takımına, dayın dediği gibi yendiğin zaman sanki primleri sen alıyormuşsun gibi evet. hissediyorsun. Veya yenildiğin zaman ertesi gün ne işe gidesin geliyor, ne okula gidesin geliyor. Böyle bir durum içerisindeyiz zaten. Şimdi bana deseler ki Fenerbahçe Beşiktaş maçını canlı seyredeceksin deseler. Sana 3 tane Üsküdar'dan ev vereceğiz deseler. Ben 3 evi terk eder, Fenerbahçe 90 dakika tribünde seyretmeyi tercih ederim.
Pasolik diye bir şey çıktı. Evet, pasolik var dayı. Var mı pasolik dayı? Nerede bizde pasolik abisi? Nerede bizde pasolik? Bir. Eskiden gidiyorduk ama maçlara böyle bir sorunlar yoktu yani. Şimdi pasolik 2-3 milyar ben nereden vereyim? Yok yok ya, öyle bir şey yok dayı. Kombine değil bu pasolik. Kombine değil. Bilet, maç bileti eskiden senin de anlattığın gibi giderdik stadın önüne sabahlanırdı. Alırdın biletini girerdin içeri. Kuyruğa girerdin biletini alırdın sabah stadına girerdin. Şimdi bu bileti alabilmek için kredi kartı gibi bir şey. Pasolik dediğimiz bir kart çıkarttılar. Önce diyor bu kartı alacaksın. Ondan sonra bana diyor 15 lira 20 lira gibi ücretler. 15 lira Fenerbahçe'nin mesela dayı Fenerbahçe'yi alacak. 15 lira Fenerbahçe. Bir şey değil yani dayı. 15 lirayı vereceksin diyor bu kartı alacaksın sonra diyor gidip bilet alacaksın. O bilet alma işleri de sıkıntılı. Şundan dolayı dayıdan örnek vereceğim ben. Şimdi dayı az önce de söyledi. Ben internete girmeyi bilmem, Google'ı bilmem, para yatırmayı bilmem. Birçok insan dedim. Var öyle, evet. Şimdi bu pasolik dediğimiz işlem zaten birçok kişi aşina oldu, alıştı. Mesela dayımızdan örnek verelim. Dayımızın pasoliki var. Bilet almak istiyor. Nasıl alacak? Alamayacak. Adam internete giremiyor. Girse o sitede kaybolur ki biz internetle büyüyen bir nesil olarak ben girince o sitede kaybolun ben bilet alamıyorum. Kolay değil evet. Kaldı ki dayımıza nasıl alacağız ama dayımıza önce bir pasolik çıkartmak gerekiyor maçlara girebilmesi için. Böyle bir kural getirdiler. Evet dayı. Fener Beşiktaş maçına da aslında hani geçici pasolikle gidersin. Buradan da hani seni isteyip maça götürmek isteyenler olabilir. Onlara da buradan söylemiş olalım. Çünkü İnşallah bir Fenerbahçe taraftarını büyük iş adamlarından beni Fenerbahçe Beşiktaş maçına bir götüren olur inşallah. Yani buradan biz senin sesini duyurmuş olalım. Yani peki şampiyonluk için ne diyorsun dayı? 10 hafta kaldı. Vallahi, 4 puan geride Fenerbahçe açıkçası bir avantaj şimdi, kaybetti. İnanıyorum ki Fenerbahçe şu Beşiktaş maçından 2-1 yüzünün hakkıyla çıkarsa biz maç kaybetmeyeceğiz. Kalan maçlarımız zor bir maçımız yok gibi geliyor bana. 9'da 9 yapar diyorsun. Yani yapar. Galatasaray Kasımpaşa maçında da takılabilir diyorum ben. Benim yarınki. Benim görüşüm yani. Neden onlar dersen? Çünkü onlar da düşme hattında can havliyle oynamak isteyecekler. Nasıl bize Gençler Birliği çelme taktı? Ona da Kasımpaşa takabilir çelme. Artık her maç evet aslında. Her maç bu maçta 3 puan işin ucunda 3 puan var. Federasyonun verdiği para var. Alacakları primler var. Her şey var bunda futbol hoca gününde. Şota da gitti. Yeni hoca daha gelmedi onlarda da. Boğatıs çalıştıracak altyapıya getirdikleri Hollanda'dan. Yani yeni bir şey kazandırabilir Şota'dan sonra. İnşallah. Olay maç olmayacak o da. Ya herkes kazanmak için oynayacak. Şimdi nasıl Fenerbahçe'deki 26 futbolcu yedeğiyle beraber masörüyle bilmem neyle herkes Fener için çalışıyorsa git Kasımpaşa'da. Kasımpaşa'nın futbolcuları da Kasımpaşa için çalışacak tabii. Oradan para kazanıyorlar. Oradan ekmek yiyorlar. Mecbur herkes. Ben niçin işe çıkıyorum? Sabah 8'den için kalkıyorum? Diyorum Bismillahirrahmanirrahim. Acaba diyorum 50-60 bir yarım paket gazı satar da bir paket gazı satar da 500 milyonluk 1 milyarlık bilet satarsam 20 lira 30 lira oradan alırım diyorum hesap ediyorum bir şeyimle. Çünkü çalışmasan kim gelecek sana 10 lira verecek? Haklısın. Hayır. Bir kere 10 lira isterim senden. İki kere 10 lira isterim. Üçüncü kere yok. Doğru. Haklısın. 2-1 diyorsun bak iddia severlere diyelim mi 2-1 oynayın diye? 2-1 yani Fenerbahçe 2-1 kazanacak. Biliyorsun skor da oynanabiliyor. Hiç iddia oynuyor musun dayı? Hayatta oynamadım. Hiç oynamadım. Evet. Hani ama iddiaya mesela yeme içmesine, restoranda hesap ödemesine gittim, Galatasaraylılara beraberliği verdim. Çok yedim içtim. ama diyorsun bahis hani iddia olarak gidip ben iddiaya oynamam. Sayısal loto devrettiği zaman diyorum bir oynayayım belki diyorum 6'da tutturdum da 5 tutturdum 2 milyar 750 aldım. Yine iyi dayı ben daha amatör amatör diyorum ben, amorti. Ben, amorti tutmadı benim daha. Ben biletlerin rakamına bakmadan aldım. Bazıları seçiyorlar sanki rakam geliyor böyle bir saat bakıyor. Evinin telefon numarasına bakar gibi biletlere bakıyorlar böyle. Allah'ım ver dersin helalsa ver bana çekersin. Peki dayı hiç senden alıp bilet alıp hani büyük ikramiye tutturan oldu mu? Valla Trabzonlu bir ablamız Beylikdüzü tarafında işte bundan kaç sene evvel aşağı yukarı 2006'da 125 milyar para aldı. Daha ne dayı? İyiymiş ya. Ev parası 2006 diyorsun. 2006'da maşallah. 125 milyar para aldı. Şimdi benim Bahçelievler Belediyesi'nde fen işlerinde şimdi dediğim adam Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı. Bülent Doğan diye birisi. Ataköy'de oturuyor. Evet. Devamlı benden 100 seri alırdı her çekiliş. Götürdü, verirdim kızlarıma orada. Onun yanında beraber çalıştıkları arkadaşa. Çekmeceyi kordu. Giderdim 40 lira 50 lira bilet parasını çekilişten bir gün sonra, iki gün sonra gider alır gelirdim. Dedi ki, telefon etti bana. Biletçi bana
bir tane düsleri ayır dedi. O günde yağmur yağdı. Şirinevler de değilim o zaman yılbaşında metrobüsün önüne, Yeni Bosna metrobüsün merdivenine tezgah açtım. Telefon açtı bana. Neredesin dedi. Dedim Bülent abi dedim şeydeyim dedim. Yeni Bosna metro Koçtaş'ın yanındaydım. Merdivende dedim, çıkışta yerde dedim. Merdivenin altında dedim. Kapalı yerde bilet satıyorum dedim. Dedi ki düşlerin var mı dedi. Var dedim. O günde bir yağmur başladı mübarek. Şakır şakır yağmur başladı. Baktım gelmedi. Saat 6 oldu. 6.30 oldu gelmedi. Kadın kız bir tane araba durdu önüme. Dedi düsleri biletin var mı dedi. Baktım adam gelmiyor yağmur var. O ablaya verdim bileti. Ona da çıktı. He. Dedi ki inşallah çıkar da dedi sana da bir şeyler getiririm dedi. Kızı dedi ki ben dedim ki kızımın bilgisayarı yok dedim. Bir bilgisayar parası verirsin bana dedim. Tamam mı? Kadın telefon numaramı telefon etti. Geldim. 5 milyar para verdi. İşte o parayı olduğu gibi kıza verdim hepsini. 2 senedir ev kirasıdır bilmem nedir işte. Gücümüz yettiği kadar ona verdim parayı öylece. İyiymiş. Biz çalışıyoruz işte geçiniyoruz iyi kötü. Şeyi soracağım dayı bu ilk Galatasaray maçından önceki röportajından sonra bilet satışlarında bir artma evet, oldu mu? Artma. Bilet satışlarında oldu. Kadıköy'den geliyorlar mesela Fenerliler geliyorlar bir tane iki tane. Şimdi 50 tane Fenerli gelse 50 çeyrek. İkişer bilet alsa 100 çeyrek. Evet. Satış o fark o. Biz ondan bizim para bizim bugün ekip sağlam dayı aldılar gerçi alırlar da. Bugün kalabalık ekibimiz. Kamera arkasındaki ekip arkadaşlarımıza hepsine birer tane çeyrek versen zaten. Evet. Şimdi Müjdat'a götürdüm mü satarım ben onlara zaten. Vallahi Kadıköy çevresindesin dayı şu an iyi durum. Evet, şu anda çok iyi lokasyondasın. Kadıköy'e çık boğan yağmur vardı. Hava yağışıydı şu anda bilmiyorum evet. Son yarım saat. Önemli değil yağmur yağsın. Hava da güzelse Kadıköy meydanına bir çıksan zaten. Zaten tanıyorlar seni dayı. Ya şimdi Kadıköy'e de Feneryum'un önüne pazar gün saat 11'de Allah nasip ederse Feneryum'un önünde olacağım. Maça geleceğim diyorsun. Oraya akın ettireceksin şu anda bizi izleyen herkes. Şimdi dayı, gelecekler. İstersen söyle. Yani pazar günü şu saatte buradayım da demek istersen de dayı ona biz karışmayız. Pazar günü saat 11'de Feneryum'un önündeyim. Bütün hangi Feneryum'u dayı? Bir ön taraf var biliyorsun. Stadın yanındaki. Tamam. Sen ön tarafa mı geleceksin yoksa bu tarafta da yani, var? Yani metrobüsten indik hemen Feneryum var ya karşıdan karşıya geçtiğin zaman. Tamam. Ben zaten seni tamam. İhtimalle yine konuşuruz. Karşılaşırız herhalde dayı. Tamam, biz de burada olacağız tamam. Maç günü. Tamam. Dayı valla çok teşekkür ediyorum. Şey son değil. Sözlerin var mı takıma, Fenerbahçe'ye, diğer takımlara? En büyük isteğim futbolcularla şöyle bir gidip böyle beraber böyle onların böyle soluduğu nefesi böyle bir arada yaşamak en büyük isteğim yani. Buradan yani antrenmana gideceğim böyle bir ziyaret edip böyle Volkan'la olsun, Emre'yle olsun, Kayıt'la olsun, Musa Şov'la olsun, Eminike'yle olsun hepsine bir arada olup onlarla bir beraber... Bir bardak çay da içsem onların yanında keyif alırım. Biz de buradan yani. Gidimden lezzet alırım. Önce olalım söyleyelim. Dayımızın isteği var. Futbolcu, Fenerbahçeli futbolcular. Fenerbahçelilerden tek isteğim. Bir çay içmek isteyeyim. Derbi önceleri önemli maçlardan önce genelde tesislere de dışarıdan ne muhabir ne taraftar kabul evet. edilmiyor. Ama dayımızın yani Fenerbahçe camiası olarak baktığımızda özel bir durumu var. Camiayı kenetleyen evet. bir rol dayının içeride. Evet öyle bir durumu var Galatasaray maçından beri. Eğer yetkililerden de gerekli izinler gelirse, davet gelirse, dayımızın istediği yerine gelirse evet, dayımız olarak... yarın mesela gitse, değil mi? Gidersin dayı davetli gelse ya herhalde. Ya sen gelsin, götürsün hemen. Sen ölümüne gider. Gece de gelirim diyorsun. Sabaha kadar yatmam beklerim, yine giderim. Evet, biz de buradan dayı ona önce olalım. Sabaha kadar uyumadan beklerim, işe de çıkmam. Onların yanına bir varayım şöyle bir onları göreyim böyle içim rahat olsun. Zaten onlara satarsın da yani. Ya onlara satma önemli değil. Onlara satma önemli değil. Maksat her şey para değil. Benim için para değil yani. Aynen dayı. Onlardan bir söz alabilirim şimdi, önemli bana. O dediğin satmak önemli değil ama şimdi herkes seni biletçi dayı diye tanıdı. Evet. Fenerli piyangocu dayımız diye. Sen yanına alabildiğin kadar bir deste bileti alacaksın. Evet. Kısmet olursa beraber gideriz. Olmazsa inşallah sen yine bir şekilde gelirsin. Önce olalım diye evet. Beraber deste biletle birlikte inşallah. Gerek izin alınırsa Samandıra'ya maçtan önce futbolcularımızı ziyaret etme inşallah söz konusu olur. Evet inşallah. 118-80 bilsem keşke Aziz Baba'nın telefonunu ki hemen ararım valla. Valla biz de bilmiyoruz. Olsa yok dükkan yani, senin dayı. Yok yani demek istediğim yani. Evet, gerçekten ama... yani
birebir konuşmak isterim yani Aziz Başkan'la. Gördüm ama konuşamadım Aziz Başkan'la. Bir arabaya bindiler gittiler. Şimdi ben inanıyorum ki zaten atıyorum bu stüdyodan çıktığın yolda yürürken başkan seni yolda görse durup başkan seninle konuşur. Ben de katılıyorum. İnanıyorum ona göre. Futbolculardan biri görse yönetim kesinlikle seni görseler de. Şimdi Kemalettin Müjdat'ın yanına gitsem görsem onlara sarılırım. Nasıl bile ben para kazanmış gibi olurum yani. Öyle seviyordum onları. Müjdat olsun, Kemalettin olsun, Saffet. İnşallah. Saffet. Akbaş. Akbaş. Saffet Akbaş. Saffet Akbaş. Onlar hepsi altyapıda. Bugün buralarda oldular mı bilmiyorum ama altyapı Fenerbahçe'nin altyapısında çalışıyorlar. Çok buraya yakın dedin lan. Yakın, dere ağzındalar. Yakın bizim Fenerbahçe altyapı tesislerinde altyapı koordinatörlüğünde çalışıyorlar. Onlar da izliyorsa ya da daha sonra buradan onlara da eminim ki bu mesaj gidecektir. Evet. Biz de tanıyoruz sitemizin sahibi Levent abi de çok iyi arkadaşları. O yüzden bunu biz iletiriz. Bugün olmasa bile dayı elbet bugün bir gün. Bugün görüşemesek bile en azından telefonda konuşturabiliriz. Evet. Ya git. Bir gidelim boşa çıkarsa da çıksın önemli. Belki çıkmış olur tek gelin. Buradan çıkışta da gidersin. Çünkü çok yakın şu an. 5 dakika yürüyüş. Tamam önemli. Be. Yarım saat bile yürürüm. Onları göreyim yeter ki. Peki. Dayıcığım çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Ben teşekkür ederim size. Sağ ol. Her zaman gelirim sizin için. Çok memnun olduk. Her zaman da bekleriz. Tamam. İlla yayın için değil. Çay önemli. İçmeye de tamam, bekleriz. Gelirim çok sizin için. Gelirim Kadıköy'e. Biner gelirim ya. Önemli. Serdar boşluklarda. Boşluklarda gelirim ya. Evet, çok Serdar ben o bana arayacağım dedi. Ben canım tezdir. Ben hemen ararım. Tamam. Dayımla zaten geçen hafta ilk bir araya geldikten sonra günde iki defa konuşmaya başladık telefonla. Arıyordum ben yani. Sürekli hayırlı işler yolda dikkat. Bir öğrenci telefonla konuşuyorsa arabayla sağa. Metrobüste tanıştım bir öğrenci kız çocuğu benim kızımdan ufak. Telefon numaranı verir misin biletçi amca dedi. Ondan sonra mesaj yazmış bana. Anam dedim. Aradım bu kızı dedim. Teşekkür ederim. Hani dedim resim çekildiydik getirecektin sen bana dedim. Senin resmini çerçeveli ettirip asacağım odaya dedim böyle. Evet. Ondan sonra dedi ki bir daha aramadım dersleri var öğrenci o beni arar. Bağcılar'da oturuyorum dedi bana. Soğanlı tarafında oturuyorum dedi. Öyle dedi ben de dedim ki kız çocuğu arar dedim. Şimdi ararım bir de dedim baba sana çıkar abi çıkar biletçi kıza askıntım oluyor acaba diye. Benim kızım ben 20 yaşında kızlara ben bakmam bile hayatım. Trilyon verseler kimin kızı olsa. Sabancı'nın kızı olsa yine bakmam. Arkadaşımla bir yayın yapmıştık bunları da içeren. Evet. Ülke öyle bir şeyde. Evladım onlar benim. Onlar beni biletçi amca diye seviyorlar. Ben de onlara saygı duyuyorum. Keşke benim imkanım olsa onlara yardım etsem. Evet dayıcığım. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol. Her zaman bekleriz dayıcığım. Tamam gelirim. Serdar'cığım sana da teşekkür ediyorum. Adam Spor TV ve Spor Yayın TV'den bugünlük bu kadar. Herkese izledikleri için teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.